bile söylemezsem olmaz ilk defa söylemişti. Demişti ki Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir arasında bir çatırdama görüyoruz, hissediyoruz demiştik. Duyumlar alıyoruz demiştik. Dün ne oldu? Demet Özdemir fotoğrafları sildi. Buyurun. Geçtiğimiz yılın ilk aşkıydı. Seneyi deviremeden bitirdi. Ayrılık iddialarını el ele reddeden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilişkilerini sürdüremedi. Yolunda her şey ama bir hafta sonra yine böyle bir haber çıkacak ve biz yine yolda olduğunu söyledik. Çiftin birlikte çıktıkları Paris tatilinden sonra kavga ettikleri ve ayrıldıkları iddia edilmiş. Söylemezsem olmaz özel açıklamalar yapan Oğuzhan Koç kavgayı doğrulamış, ayrılık haberlerini reddetmişti. Neler söyleyeceksin? Evet, ayrılık. Ya bunu burada böyle söylesek çok saçma olmaz mı? Onlar her ne kadar ayrılık yok deselerdi bir süredir birlikte görüntülenmeyen, kabuklarına çekilen çiftten beklenen haber geldi. Güzel oyuncunun son hamlesi ayrılık iddialarını kesinleştirdi. Demet Özdemir aşkın izlerini sildi. Özdemir'in hamlesine Oğuzhan Koç şimdilik karşılık vermedi. Demet profilinden birlikte oldukları fotoğrafları silerken ünlü şarkıcı önce aşk dolu pozları profilinde tutmaya devam etti. Ancak Demet Özdemir üst üste dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Önce mini şortuyla verdiği pozu paylaşan güzel oyuncu fit vücuduyla takipçilerinin beğenisini aldı. Ardından yeni partneriyle eski sevgilisine nispet yaptı. Yeni projede birlikte oynadığı yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız'la samimi bir pozunu paylaştı. Demet'in paylaşımına Oğuzhan'ın tepkisi gecikmedi. Eski sevgilisini kafa karıştıran paylaşımından sonra Oğuzhan Koç da Demet Özdemir'le olan tüm fotoğraflarını sildi. İkilinin karşılıklı hamlelerinden sonra akıllara şu soru geldi. Demet ve Oğuzhan aşkı kıskançlık yüzünden mi bitti? Yoksa kulislerde dolaşan istenmeyen gelin iddiası mı ilişkiyi bitirdi? Çünkü iddiaya göre ikili evlenmek istiyor. Oğuzhan Koç'un annesi Demet Özdemir'in geçmiş ilişkileri ve sosyal medya paylaşımları sebebiyle evliliğe onay vermiyordu. Ben size söyleyeyim mi? Demet fotoğrafı sildiyse Oğuzhan hemen siler. Ay Oğuzhan Koç'un annesi de yani var ya Demet'in yani kurban olsun. Kurban olsun Demet'e. Sen bir oğluna bak önce ya. İşte. Sen önce bir oğluna bak yani. Ay ben oğluna bence bak. Demet, bu zaten Demet gibi bence bir kız. Doğru değildir. Ha yani. Yok. Pardon. Yani ben, hayır, iki de bir de bu erkek annelerinden şimdi evet bazı yani. Erkek annesi istemeyebilir de çünkü der ki yani bu benim kriterime uygun değil yani ben oğlumu bu şekilde yetiştirdim bu bununla o... ama oğlu da o kriterde yaşıyorsa zaten, hayır senin oğlun zaten kriteri hani yok. Ne olduğu belli sen şimdi onu beğenmeyecek kızın ailesi sizi beğenmesin. Hani aynen öyle. Eğer öyle sizin için söylemiyorum da yani zaten bence aileler arasında bir sorun olmamıştır ama şöyle bir şey olmuş büyük bir kıskançlık varmış galiba. Oğuzhan neresine kıskanıyor benden? Oğuzhan Demet'i çok kıskanıyormuş aldığımız yok bence kızgın göre. Olan taraf Demet olduğuna göre Demet'in siniri bozulan bir durum. Oğuzhan Koç resimleri kaldırmış mı? Yok. Yok ama bence kaldırır ya. Hayır. Oğuzhan kompleksi değil. Önce kim şutlamış sen ona? Kaldırdı mı? Yeah. Bak gece kaldırmamıştı sabaha karşı kaldırdı görüyor musun? Tabii. Hayır şutlamak alakalı bir şey değil. Şimdi kıskançlık evet erkek tarafı yapmıştır ama kız haksız yere kıskanıldığını hissettiğinde ya yapmadım böyle bir şey yok dediği anda da siniri bozulabilir ve silebilir yani. Niye beni dinlemiyorsun diye de silmiş neyse, olabilir. Oğuzhan yavaş yavaş hayatımızdan gittiği için ben... heyecanlıyım. Ya Bilal burada savunacak bir şey yok. Nasıl savunayım ya? Ya savunamam yani. Hayır abi. Şeyden Oğuzhan de... Koç kötü. Yani savunamam. Nasıl kötü? Şey söyleyeceğim. Jüriden de giderse tamam olacak. Ha. Bana tamam ben kurtulmuş olacağım. Şimdi ben size bana da söyleyeyim. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Ya çocuk yemin ediyorum şarkılarını falan seviyorum çocuğun. Gerçekten ama Oğuzhan'cığım senin yerin buralar değil ya. İlişki nasıl zarar acayip verdi Oğuzhan'a? Acayip gözümüze batıyor yani. Senin, çünkü... senin
senin yerin düğün salonları, orada şarkılar, türküler, milleti eğlendir aşkım. Sen bir halk kahramanısın. Aynen. Yani. Aslında... Ay ben... Ama bayağı dalga geçiyorsunuz çocuklar. Dalga ya. Geçiyoruz tabii. Ay niye dalga ay, geçiyorsunuz? Haddini bil ayol. Yani o haddini mesela. Bir şey yani... diyeceğim Arto. Şimdi Demet Özdemir çok büyük ama bir isim jüri değil mi? Olamaz yani. Jüri olduğundan beri... Bak bazen bazı insanın torpil yaptığınız zaman çok kötü o çocuğa ters tepki oluyor. Tabii canım. Yapma. Acuncum sen neden bu Oğuzhan'ın jüriye aldın? Acuncum sen bizi yani... al bana bak. Bizi al jüriye elime. Daha, daha büyük reyting olacak kesin. Ben ne yapacağım orada? Yani beyaz gibi. Seni almıyoruz aşkım. Beni almıyor musunuz? Seni almıyoruz bu sabah, sefer. Acı da beni bırakın sizi alacak diyorum sabah akşam. Diyeceğim. Sabah burada çıkarız, akşam orada. Neydi o dizideki sadakasteki evet. Kız? Aa, maske programında 30 tane jüri. Program yapıyor evet. Valla. Evet, evet. Biz de istiyorum bana bakıyor. Kanalımızı bildirin. Bir dakika. Size bir şey söylemek istiyorum. Ya, Bilal şu anda aslında rejide. Demet Özdemir çok iyi bir isimken, çok büyük bir isimken... ...bir anda da Oğuzhan'ın ilişkisiyle... Fıslamadı mı? Hayır, evet. Bir de evet. Oğuzhan'a da kötü geldi. Aynen. Hani hiç yaramadı ki isim. Oğuzhan'a bir şey Oğuzhan ilgilenemez ama. Oğuzhan ama ünlü yani, oldu. Oğuzhan anca yanına bir joker koyarsan açabilir. Evet. Anladın mı? Ya, ne yapabilir? Ne dediğini duymadım ya. Lütfen Oğuzhan, necik kulağı Oğuzhan ağzını. Ancak yanına bir joker koyarsan açabilirsin. Açabilir ya, kağıt hani kağıtta da açabilir. Öyledir ya. Ama ay sen çok kötüsün yemin ederim. Ama bir şey gibi mi? O. Sahte okey gibi mi? Yani ay, hayır. Mesela, yani yanında biri varsa ya. Fark ancak edilebilir. Ha. Yani o yüzden olmuyor. Ama bir şey soracağım sana şimdi bir kadın olarak şunu hemen direkt cevap ver. Şimdi ayrıldın ama istemeden bir ayrılık düşün. Tamam. Ve sen haklısın. Tabii ki. İlk fotoğraf evet. Geldi senden. Tamam. Bak o gelen fotoğrafa dikkat edin. Her zaman adamın hayır beğendiği bir şey. Mesela demiştir ki adam sana mavi çok yakışıyor demiştir. Hemen mavili bir fotoğraf ya da bence olur. Kızdığı bir fotoğraf. Daha seksapelitesi olan kızdığı, şortlu, mortlu. İlk etapta kızdığı olmaz. Evet. Önce bir can yakmalı olur. Yani i̇şte bu da can yakmalı. Ne kaçırdığını dön bir bak fotoğrafı olabilir. Diğer türlüsü bu gibi. Bak yine yapmış yapacağını aynı Demet dedirtir insana. Bu fotoğrafı verir misiniz? Bir mavili fotoğrafı var. Sanki böyle sana mavi şort çok yakışıyor denmiş de. Ama direkt onu koymuş Demet'e, gibi. Demet'e iyi gelmedi bu ilişki. Bir kere Demet çok sıradan bir şey oldu. Böyle ailenin kızı gibi oldu falan. Hani... Artık göze çarpmamaya başladı. Yok bence Oğuzhan eski hayatına geri dönmeli. Evet. İşte o BKM'de falan şişman arkadaşıyla birlikte hani var ya. BKM'de. Çünkü sanırım daha fazlasını göz görmek. Çünkü orada değilsin ya. Yani bu vallahi bak bu bir psikoloji gerçekten. Şimdi ben Oğuzhan'ın şarkılarını çok beğeniyorum. Sesini de sesi çok de değişik güzel. Beğeniyorum. Aynen öyle. Değişik ama o kadar mahvettiniz çocuğu yani. Mahvettiniz ya. Ama o kadar yani. Ama jüri üyesi olduğu zaman beklenti çok oluyor. Bir sahneye çıktık küçücük zaten boy hiç o yanındakileriyle alakası. Oraya nereden düştüm dermiş gibi çocuğa zararlı oldu bence bu o ses. Hiçbir şekilde bak ilk defa bir şey bir sanatçının kariyerine tam ters tepki yaptı. Çünkü iki numara büyük geldi. Büyük o geldi. Program. Olmadı. Olmadı. Zaten jüri arkadaşları da özellikle Beyaz da mesela hep onun ona büyük geldiğini bu evet. Üniformanın söylemeye çalıştı yani yayın boyunca. Söylemeye çalıştı. Onlar da nasıl kabul ettiler? Ben mesela etmezdim. Beşer ilişkileri yani. İyi ama. Ay, para için bilmem ne için her şeyi kabul ediyorsun bir yere geliyor. Ama onu kim istedi oraya? Yani Beyaz'a, ben Beyaz'a para olsun. Ay parayı ya. Alsın o. Başka daha ne kadar parası olacak Beyaz'da? Parayla yani. Evlenecek. Annesi de düğün şahidi olacak. Ama o da mesela... Ay dolarlarla, marklarla evlendi oğlum yaşasın diyecek. O kadar diyecek. Yani ne bu? O annesi Allah uzun ömür versin anneciğine tabii ki. Annesi melek olana kadar onun evlenme şansı yok. Allah Allah. Yok. Devamlı annesine geziyor biliyorsun o yani. Ya ne kadar egoist bir durum değil mi çocuklar ya? Ama işte anne onu istemiyor diye. Ama evet, torun anne istemiyor. Anne. Ne i̇şte bileyim, hayır ben istemem. Odaklı yo, demek ki. Torunun 6-7 yaşına kadar görmeyen anneanneler falan biliyorum yani. Görmemesini anlıyorum yani. Ama refleks olarak ister. Önce bir doğsun görmemesini anlıyorum. Bak bir şey söyleyeyim. Ben odaklı bir kadın olduğu belli. Dominant bir kadın olduğu belli. Yani domine ediyor demek ki oğlunu. Yoksa her anne oğlunun mutluluğunu ister ama yalandan değil gerçekten ister. Gerçekten, ve mutlaka evet. Onu promote eder. Yani ona yardımcı olur. Kızı tanıştırır. Ay ne güzel. Ya doğru düzgün bir tane kızla resmi yok ya. Yok en son Çağla Şeker'le vardı. Düşün yani. Düşün o da 20 sene falan oldu. Çağla Şeker'le büyük aşk falan. O da yeni ünlü oluyordu zaten. Yok. Beyaz'a yarayacak bir şeydi. Hani yok, ünlü... Çağla'ya aşık olmuştu bence.
Beyazıt. Ben bir tek Çağla'ya aşık olduğunu düşünüyorum. Sonra hüsran oldu herhalde, değil mi? Sonra o ilişki hüsran oldu. Özel defileler, bitti, bilmem neler diye. Bitti yani birdenbire. Saçma sapan haberler çıktı o zaman. Ondan sonra hiç konuşmadı ama Beyazıt. Hı? Beyazıt hiç konuşmadı. Konuşacak bir şeysi yoktu. Konuşabileceği bir durum yoktu. O zaman böyle acayip bir skandal patladı. Var mıydı? Ne vardı? Vardı tabii. Orada bir ihanet olduğunu zaten söylüyordu herkes. Onu konuşmadı. Hiç konuşmadı. Ya ihanet değil. Kadın şeyde bir sitede Etiler'deki uzun rezidansta özel defileye gitmişler birkaç manken. Bundan da şeyin haberi olmamış Beyazıt'ın. Hmm. Birdenbire gazetede patlayınca bunlar bu sırada bıraktı Çağla'yı o zaman. Aa, 20 senelik mesele, onu anlatmak için söylemedim de 20 sene geçti hala biz Beyazıt'ın yanında birisini göremedik. İşte yani bir kız oldu sonra. Şimdi o kıza evlenmiş ismini de vermeyelim. Çok çoluk çocuğa karıştı. Sonra bir tane yani, ilişki oldu. Başka Candan Erçetin'i beğeniyordu. Hayır. Şeyi beğeniyordu. Ayşe Gülal Dinç'i. Onu daha önce beğeniyordu. Çok beğeniyordu. Sonra Candan Erçetin gözü... Erçetin gözü... Ne dedi ya Kenan? Ne dedi Kenan Erçetin? Candan Erçetin gözü... Kenan Erçetin gözü beğenecek. Ağzından açık. Ay, çok tatlısın. Kenan da bugünlerde yani, çok popüler. En iyi kayınbaba Kenan. Yani günün sonunda konumuza gelelim. Oğuzhan Demet ayrılığı gerçekleşti. Biz bunu günler öncesinden söylemiştik maalesef. Bizimle değilsin. Oğuzhan sen canım. Kendine göre bir kız, kendine göre bir program yap ve güzel İkine. Kendi şarkı. Yağmur. Yani, seviyorum hayır, ben çocuk, ama doğru ayrı. Söylemek çok, zorundayız çok yani. Yani jüride koskocaman ne büyük dev sanatçılar var Türkiye'de. Erol Evgünler var, onlar var, bunlar var, şunlar var. Oğuzhan Koç jüride. Olmaz böyle bir şey, kusura bakmayın. Jüri mertebesine erişmiş daha birisi değil. Diyorsun. Yani. Doğru, kariyer yani, anlamında bakmayın, değil. Doğru, değil doğru, yani. Doğru, doğru, doğru. Yani, söylemek o kadar. Zorundayım. Yani bir öyle olmasaydı. Ve programı da göçertti. Evet, aynen programı öyle. Programı da seyredilmedi bu yüzden. Çünkü ciddiye almıyor. Jüriyi, biz şimdi burada yorumcuyuz. Biz uyduruktan yapsak diğerleri gibi. Seneye göreceğiz. O ablacım bu bimden, o yukarıdan öyle patronajdan öyle bimden. Biz de bu tip böyle emir eri gibi olmuş olsak bizim de programı ciddiye almazlar derler ki bunlar da doğruyu konuşmuyor. Seneye göreceğiz. Hadi Acun Efendi koysun aynı adamı bir daha. Tabii evet. Olmaz. Evet. Hadi koysun bakalım. Mümkün değil. Acun tabii bence çok ciddi anlamda bu konuda bir kendiyle muhakemeye girmiştir yani. Yani. Şimdi yani toplum içinde komik olmak bambaşka bir şey. Ekranda bir şeyleri ilerletmek komik bambaşka. Olmak başka zaten başka bir Beyazıt şey. Öztürk gibi ters köşe yapmış, Türkiye'ye 30 senesine imza atmış çok önemli bir isim var zaten. Pop dersen ama Murat jüri koltuğu bilir kişidir yani. Bilir kişi de Oğuzhan Koç değildir. O zaman size şunu sorayım. Bu O Ses'in kan kaybı Oğuzhan'ın gelmesiyle mi, Hadise'nin gitmesiyle mi doğru orantılı? Hep beraber. Hepsi bir arada. Yani. Bu hikayede yanında Oğuzhan olmuş olmasın? Üç erkek bir kere. Kabul etmeseydi. Ama niye kabul etmesin? Şimdi bana da etseler ben de kabul ederim. Ama sen uçurursun. Bu başka ama kabul ederim yani. Ebru güzel giyinmiyor. Ebru Gündeş seks apelitesi olan bir kadın değil. Ay Ebru zaman... Gündeş konservatif olacak diye. Aman ben hep iyiyim, hep asilim, hep bilmem neyim asil diye. Mi? Hiçbir şey yapmıyor anladın neyse. Mı? Yani uzun lafın kısa zaten erkek gibi bir kadın Ebru Gündeş'in tipi tarzı falan konuşmaları. Oraya bir kadın lazım yani. Ya, Hadise onu coşturuyordu dedim. En azından bir şekilde arada bari. O İki kadın Türkiye, olunca. Eğer tokat atmak istiyorsa... Erol Evgünler, Ajda Pekkan tabii çok büyük paralar yani onlar oturur mu orada bunlardan sonra bilmiyorum ama yani ben olsam bunlar jüri ya sen burada ne Sezen Aksular, Nükhet Durular, Zerrin evet, Özerler evet. Yani bunlar varken Oğuzhan belki... Koç'un jüri olduğu bir programı kimse ciddiye almaz. Ama, şey ama Acun Alıcalı yani. Yeni jenerasyona ben hitap ediyorum diyor Z kuşağına. Z kuşağına hitap ediyor doğru bu arada bir şey söyleyeceğim peki, size. Ben size bir Z kuşağı videosu gönderiyorum. Bilal Özbilge sana şu anda bir Z kuşağı çocuğun hangi şarkıyı söylediğini gönderiyorum. Lütfen biraz sonra yayına verir misin? İyi bir şarkıcıysa, iyi bir şarkıysa Z kuşağı da o şarkıyı bence söylüyor. Bence Ajda'nın orada olması harika bir şey. Bir dakika ben size hemen bir Z kuşağı videosu... Bilal Bey diyor ki taka taka mı söylemiş diyor. Taka taka falan değil. Ben Burcu, size... Burcu Güneş olabilir mesela. Efendim? İlla beni hasta edeceksin. Bilal Özbilge şu anda gönderdim sana. Z kuşağı bir çocuğu şu anda 4 yaşında gibi çocuğun söylediği şarkıyı lütfen ver bize. Eğer iyi bir starsa... Yani Burcu Güneş de olabilir. Yani Burcu Güneş Oğuzhan Koç'a 7 basar yani. Burcu Güneş kim?
Burcu Gündeş. Ebru Gündeş'in kız kardeşi. Ya size başka bir şey söylemek istiyorum. Diğer ülkelerde yayınlanan o seslerde de bu segment jüriler var. Oranın da çok böyle starları, star yok yani. Oğuzhan Koç gibi. Atıyorum işte Can Bonomo gibi. Öyle isimler var. Ara Almanya mesela, var. Mesela Almanya o sesinde Zeynep'i konuştuk ya günlerce. Muhteşem bir ses. Zeynep'in jürisine ne diyorlarmış yolda biliyor musunuz? Aa Zeynep'in jürisi diyorlar. Ya adam o kadar ünlü değil ona yani. Bizim yine Türkler biz sana öp başına onu bizim Türkler söylüyordur canım. Alman televizyon, Alman televizyonu seyretmedikleri için. Zeynep o gün geldi ya Ebru Gündeş'in olduğunda. Ebru Gündeş'ten çok daha lezzetli o Zeynep'in sesi. Bazı şarkılarda belki ama tabii Ebru ama çok... bazı şarkılarda arabesk söylemedi ki bütün şarkıları öyle özgün şarkılarla söylediği için onu da gösteremedi. Geldi çok mi lezzetli. Türk şeyini? Geldi. Ha, öyle mi? Yılbaşı programında vardı. Kalıp oldu. Tabii. Ama o çok iyi okuyor çok kız iyi. Yani. Gerçekten çok lezzetli okuyor. Evet. Ben lezzetli okumak. Peki şimdi. Yani. Yaşayan efsanemiz, divamız. Bir dakika. Ne oldu? Son dakika bir gelişme oldu. Z kuşağını veriyorum diyor. Evet, verin. Bilal Z kuşağı Bey. Da hangi şarkıyı söylüyor? Bakayım. Verin. Bakalım Z kuşağından verin. Bir şarkı gelmiş. Hazırsa. Peki size çok komik bir şey daha gönderiyorum. Ya bu kuşak... Ne oldu bu kuşak ya? Bu şöyle alakalı ne yani. Oldu? Yani şöyle yani yaşla alakalı da değil doğru söylüyorsun yani bu tam anlamıyla. Ay şimdi böyle diyorlar ki Z kuşağı bu şarkıları dinliyor. Ajda Pekkan çıksa Ebru Gündeş'i de siler, Beyaz'ı da siler, giysileriyle, şarkılarıyla yani her şeyiyle. Yani baktığın zaman şimdi, Ajda Z'ye daha yakın görünüyor aynen. Zaten. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Olarak. Yani ben doğru size söylüyorsun. Ne oldu ya bu şey video? Z ben, kuşağı ver bakalım videosu. Ver Z'yi. Bakalım Z kuşağı hangi şarkıları söylüyormuş. Verin bir. Nasıl büyük ihtimalle de sen karaları bağlamayı nereden biliyorsun? 3 yaşındasın. Yani bu çocuk 4 yaşında, 3,5-4 yaşında bir çocuk. Ve işte Z kuşağı. İşte gördüğünüz Z bile değil bu. Z bile değil. Sonsuz peki Bilal Özbüke sana bir tane de F kuşağı gönderdim. O F kuşağındaki de benim. Demek onu da bir iki dakika sonra verirsen bu demek da şey, ki senenin kendi kuşak, şarkısı bir yaşındaki çocuk bu gecenin hatırına geliver koynuma Z kuşağından da Z kuşağı Ajda Pekkan'ı dinliyorsa demek ki iyi olanı çocuk dinliyor. Ajda'nın işte, kötü olma ihtimali var ama işte mı diyorsunuz yani bu hayır, artık şarkılar da devrildi falan hayır. Yok öyle Acun öyle düşünmüş olabilir ha belki de teklif götürmüş olabilir biz bilmiyoruz. Belki götürdü, belki Ajda Hanım dedi ki bana çok biliyorsun çekimleri çok uzun süren, Ajda, çok vakit kabul, alan. Ajda belki kabul etmemiştir işte çok ama. Çok vakit alan ya, bir şey. Acun ama ben o seneye öyle bir kadro kuracak kesinlikle. Ki o kadar güzel bir ders oldu ki öyle bir şey yapacak. Erol Evgin yerlere yatırıyor. Böyle bir sahnesi olan bir adam yok. Ajda Pekkan yani iki tane Beyazıt gene olsun mesela atıyorum. Veya Cem Yılmaz olsun. Yani devler yani öyle bir şey yapıyor. Ama işte yap Cem yani. Falan kabul etmiyor be aşkım. Kabul etmiyorlar. Niye? Belki Ajda Hanım da kabul etmemişti. Çok bir kere vallahi çekimler şeytan çok uzun. Tüyü var. O ayrı. Acun'da evet, şeytan evet. Tüyü var. Acun her şeyi kabul ettirir. Acun başarılı bir adam. Şimdi 4 yaşından beri. Ben de F kuşağıyım. Hadi sen bakalım. Sen 4 yaşından beri zaten şarkıcılığa aşıkmışsın. Ay eline bak. Ama Acun eline bak. Çocuklar izleyenlerimiz. Bu ay, söyleyen tam... şarkıyı Seren Serengil. Evet tabii Acun'un şarkısı. 4 yaşı derler ya çocuk şeyinden belli olur. Küçüklükten diyelim. Bak benim anlatmaya çalıştığım o zaman da o yaşta gene Ajda Pekkan şarkısı söylüyor. Ama nasıl böylesin? Yine alımlı çalımlı. Aa hareketi aynı. Ver sesini. Bu gecenin altını yapıyor şu an sanki. Onu versen aynısı. Aynısı ya. Aa, çok yani, o zamanki çocuk da Ajda'yı söylüyor. Bu zamanki çocuk da Ajda'yı söylüyor. Kuşaklar bak. Aa, Seren'e bak. Sen şey, çok doğru. Şey oradaki annen hangi anne? Valla bende çok anne vardı. Evet. O yüzden bu filmde tabii ki aslında babam başka çocuğu oynatıyordu. Ben bunu duyunca çok kızmışım. O başka çocuk oynarken ben de gitmişim bir bölümünde oynamışım filmin ama orada çocuğun uyanıp şarkı söylemesi gerekiyor ama işte Pekkan yani bu şarkı burada da benim kuşakta da. Seni niye devam ettirmemişler Ayşegül gibi küçük hani. Küçük Seren. Ayşecik. Annem aldı setten. Ha. Annem aldı setten. Babama ben kalmaya gittiğimde sen kabiliyetlisin orada hafta da. Hafta sonu babama kalmaya gittiğimde babam oynatıyor. Annem gelip aldı. Aa, annem hiç istemiyordu ya ki. Ya çok güzel ya. O yüzden demek istediğim şey iyi şarkıyı çocuklar her kuşakta tabii ne kuşakta olsa söylüyorlar. Zaten i̇şte şimdi o gün de Ajda Pekkan bugün de Ajda Pekkan. Biliyorsun ben profesyonel olarak DJ'lik de yapıyorum. Evet. Ne zaman Ajda şarkıları çalsam. Olay ortadan 18, çıkıyor. 19, 20 bütün genç jenerasyon herkes söylüyor. Şimdi çok acil bir şekilde reklama gidiyoruz. Dönüşte. Tamam. Neler var
neler. Bülent Ersoy biliyorsun Anıtkabir ziyareti olay oldu. Evet. Hepsini konuşacağız. Farklı düşünceler var programda. Ve tabii ki bu haftaya damgasını vuran bütün haberlerimizi bir VTR yaptık. Dün süper. De Burcu Güneş biliyorsun. Süper. Buyurun reklamlar.